Arkadaşlar, okuma ve yazma dersimize hoş geldiniz. İsimler konumuzun alt başlığı olan marife ve nekre isimleri bugün öğrenmeye çalışacağız. Arapça dil bilgisi kitaplarında bu konuyu marife ve nekre isimler başlığı altında bulabilirsiniz. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. Arkadaşlar, isimler nekre ve marife olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Hem Arapçada hem Türkçemizde. Temmilli yani nekre isimler ve marife isimler. Nekre isimler belirtisiz isimler, marife isimler ile ise Türkçemizde belirtili isimler olarak biliyoruz arkadaşlar. Umuyorum tenvin konusunu işlediğim videolarımı izlediyseniz tenvin konusunu biliyorsunuzdur. Kısaca bir özet yapalım. Nekre isimler nelerdir? Hangi özellikte isimlerdir? Nekre isimler arkadaşlar sıfatları belli olmayan Türkçemizde belirtisiz isimler dediğimiz isimlerdir. Bir kelimesinden sonra gelen isimlerdir. Gelelim marife isimlere. Marife isimler ise nekre isimlerin tam tersi bilinen isimlerdir. Türkçemizde belirtili isim olarak bilinir. Yani sıfatları belli olan, bilinen isimler marife isimlerdir. Hemen örneklerde görelim. Bunun ilk örneği Elbabü. El takısıyla alakalıdır arkadaşlar. Cins isimler el takısı alırlar. Cins isimler el takısı alırlar ve marife olurlar. El takısına harfi tarif diyoruz. Harfi tarif. Arapça dil bilgisi kitaplarında harfi tarif olarak geçer. El takısı. İsimler el takısı alarak yani cins isimler. Cins isimler el takısı alarak marife olurlar. Mesela el kitabı. El kitabı. Gördüğünüz gibi ismimiz el takısı aldı. El takısı alan isimlerde nekre bulunma iki üstün, iki ösüre, ötüre ve iki esire bulunmaz arkadaşlar. El takısı Türkçemizdeki kitabın kitap kitap yazalım. El gelince başına ne oluyor? Kitabı. Ki ta bı. Mesela Garaktü ka ra kara tü okudum. El kitabe
Elkite ve Kara tül kitabı. Kara tül ki te be. Kara tül okudum. Okudum. El kitabı kitabı. Ki ta bı. Kitabı okudum. Hemen ögelerine ayıracak olursak arkadaşlar, fiil çekimi derslerimizden hatırlayalım. Kara tü okudum. Türkçemizdeki karşılığı fiile bitişen zamirimiz, ben zamiri, nefs-i mütekellim zamiri, kara tü okudum. Türkçedeki m karşılığı el kitabe nesnemiz, kara tü fiil, kara e fiil, tü fail, el kitabe mef'ul. Kara e Türkçeye göre yüklem, tü özne, el kitabe nesnemiz. Konumuz cümle ögeleri olmadığı için yazmıyorum arkadaşlar. Sadece hatırlatmak istedim. El kitabe nesnemiz gördüğünüz gibi üstün oldu. Mef'ul üstün olur arkadaşlar. Yine başka bir örnek yazalım. El kalemi. El kalem ka le mü kalem kitap el kitap el kalem el takısı geldi kalemi oldu arkadaşlar ka le Türkçemizdeki ı, i, ekinin, i, eki. Ekinin yaptığı işi yapıyor. Kalemi. Hemen yuvarlak içine alalım. Kitabı. Arkadaşlar konumuz bunlar olmadığı için siliyorum. Konumuz nekre ve marife isimler. Gördüğünüz gibi el kitabı, el takısı, kitabı Türkçemizdeki ı ekinin görevini yaptı. Kara tül kitabe kitabı okudum. Kitabı belli bir kitap. Ama kara tü kara tü kitaben dersek onu da yazalım. Kara Kara tü kitaben kitaben bir kitap bir ki tap okudum. Okudum. Kesertül kaleme. Kalem kelimesini cümle içinde görelim arkadaşlar.
Keser. Tü. Tül. Kalemi. Ka. Le. Me. Dikkat ederseniz el takısının elifi okunmadı arkadaşlar. Bazı isimlerde hem elif hem lamı okumadığımızı göreceksiniz. Bazı harflerle karşılaştığında da lamı okunur, elifi okunmaz. Bu konu kameri ve şemsi harfler konusu. İnşallah en kısa zamanda o konuyu da işleyeceğiz arkadaşlar. Keser, tü, kırdım, el, kalemi, kalemi, ka, le, mi, kalemi, kırdım, kırdım. Hemen eşleştirelim arkadaşlar. El takımız. Kita kalemi. Gördüğünüz gibi eşleşti. Kalemi. Evet, yine bir örnek daha yazalım. Elbebü mesela arkadaşlar. El be bü. Bakın el takısı bebü kapıyı. Şu iki örnek farklı arkadaşlar. Kapıyı. Ka pı yı. Sadece el takısı alan isimler mi marife oluyor? Hayır arkadaşlar. Marife olan isimler sadece el takısı alan cins isimler değildir. Aynı zamanda Konya mesela Konya. Türkiye'mizin Konya şehri. Konya. Bakın tenvin yok. Konya bir tane. Başka Konya yok. Türkiye'de bir tane Konya var. Mekke. Bildiğimiz Mekke. Mekketü. Bakın el takısı yok. Ama yine marife. Çünkü Kabe'nin bulunduğu sadece bir tane Mekke şehri var. Bildiğimiz bir şehir. O yüzden el takısına ihtiyacı yok. Konya kelimesinin de el takısına yine ihtiyacı yok arkadaşlar. Marifedirler. El takısı olmamalarına rağmen marifedirler. Yine insan isimleri Ali Yün mesela. A Ali Yün. Ali tenvin olmasına rağmen arkadaşlar marife olması için yani belirtili isim olması için el takısına özel ismin de ihtiyacı yok. Çünkü Ali, Veli, Fatıma, Ayşe dediğimiz zaman bunlar belli tanınan kişilerdir. Bilinen kişilerdir. El takısına ihtiyaçları yok. Yine Firavun, Kur'an-ı Kerim'de geçen Fir Avne nü.
Bakın yine Firavun kelimesi el takılı değil. Çünkü el takısına ihtiyacı yok. Tarih kitaplarından biz zalim bir kişilik olarak firavunları tanıyoruz. Bildiğimiz idareciler, firavunlar. O yüzden el takısına ihtiyacı yok. Arkadaşlar, marife isimler nelerdir? Onları yazalım. Zamirler, yani ben, sen, o zamirler, hüve, hüma, hüm, bunlar el takısına ihtiyacı olmayan kelimelerdir arkadaşlar. Heze dediğimiz zaman bellidir. O yüzden el takısına ihtiyacı yoktur. O halde zamir gibi neler marife kabul edilir? Zamirler, işaret isimleri, işaret isimleri, isimleri, işaret isimleri, özel isimler, özel isimler, özel isimler. El takısı, yani harfi tarif alan isimler. El takısı alan, alan isimler, isimler. Cins isimler, tabii ki el takısı alan cins isimler arkadaşlar. Cins isimler. Mevsul isimleri, mevsul yani ismi mevsuller, mevsul isimleri, ismi mevsuller ve bunlardan birine muzaf olmuş isimler ve bunlara muzaf olmuş isimler, isimler. Hemen numaralayalım arkadaşlar, karıştırabilirsiniz. Zamirler, işaret isimleri, özel isimler, cins isimleri, mevsul isimleri ve bunlara muzaf olan isimler. Arkadaşlar, muzaf ne demek? Muzaf Türkçemizdeki tamlama, tamlamanın birinci ismi. Mesela Babül Beyt, Babül Beyt, Babül Beyti, Babül Beyti, ti.
Tamlamalar, izafet tamlaması dediğimiz tamlamadır arkadaşlar. Kapının kolu, arabanın ışıkları, Ali'nin ceketi, Ayşe'nin elbisesi vesaire. Bu türlü cümleler izafet cümleleridir. Tamlamadır. Babü derken bakın el takısı yok. El beyt kelimesinden dolayı bu muzaaf olan kelime de el takısı almıyor fakat marife el beyt'ten dolayı kendisinden sonra gelen harfi tarifli isimden dolayı marife grubuna giriyor arkadaşlar. Yani sadece el takısı alan isimler marife olmuyorlar. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. مشاهدينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فن الحياة سنتحدث فيها معكم عن التغييرات التي طرأت على عالم الفن والثقافة أثناء الحجر الصحي بدأت العاصمة الروسية موسكو تعود تدريجيا إلى حياتها الطبيعية بعد إعلان رفع الحجر الصحي الذي كان مفروضا على سكان المدينة لحوالي شهرين ونصف مع الحفاظ على ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن العامة.